Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamer TV ekranlarına ve Call of Duty Modern Warfare 3 serimizin 1. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Beklediğimiz o an geldi. Daha önce çıkmış hikaye videolarıyla alakalı birçok teoride bulunduk, inceledik, izledik ve bu oyun için çok heyecanlı ve büyük bir bekleyiş vardı. Şimdi ise ana hikayenin erken erişimiyle birlikte, normal şartlarda 10 Kasım'a çıkıyor ama oyunu ön sipariş eden insanlar için erken erişimde hikayeyi oynayabiliyoruz ve ben de sizlere bu yepyeni macerayı sunuyor olacağım efendim. Videonun sonunda sizlere bu video desteklerinden dolayı teşekkür ettiğim sevgili MSI ve GameGen.tr'den MSI'nin desteğiyle GameGen.tr'den ulaşabileceğiniz bir monitörden bahsedeceğim. O monitöre videonun sonunda yer vereceğim çünkü inanılmaz heyecanlıyım oyuna karşı. Daha fazla lafı da uzatmadan direkt oyuna geçmek istiyorum. Grafik ayarlarımızdan bahsetmek isterim. Şu anda bilgisayarda oynuyorum. En ultra grafik ayarlarını sizlere sunacağım en iyi deneyim için. Hikayeyi anlatırken de bazen ara sahnelerde, bazen ara sahne geçtiğinde hikayeyi tamamen toparlamak adına oyun anına geçtiğimizde hikayeyi anlatacağım ki sesler çok fazla üst üste binmesin diye. Nvidia'nın DLSS teknolojisi açık, ekstrem grafiklerde kalite modundayız. Tıpkı Spider-Man serisini izlediyseniz ya da Alan Wake serisini izlediyseniz arka arka bölümlerle hikayeyi hiç geciktirmeden sizlere bu seride de sunuyor olacağım. O hızla sizlere ulaştırıyor olacağım. Oynatma listesinde olsun gözünüz, arka arka bölümler geliyor olacak. Sizden ricam, videoyu beğendiğiniz takdirde lütfen alttan beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı lütfen ihmal etmeyin. Her 5000 beğeninde yeni bir bölüm diyelim mi? Eğer sizler beğenileri arka arkaya verirseniz, yorumlarınızla destek olursanız, oyunla ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaşırsanız hızlıca bölümleri sizlere aktaracağım. Bazı bölümler kısa, bazı bölümler uzun olabilir. Hiç ona aldırış etmeyin, sadece hikayeye odaklanın. Arka arkaya bölümlerle bir Hollywood filmini aratmazcasına, aksiyonuyla, hikayesiyle işte huzurlarınızda Call of Duty Modern Warfare 3. Haydi bakalım. Let's go. Oo, bu sahneyle başlıyoruz. Hadi bakalım. Operation 627. Operasyon 627. Manidar isimli bu operasyonda başlıyoruz. Kulağa gidiyoruz zannediyorum. Alfa takım temiz. Heading to surface. Yüzeye çıkıyoruz. Tüm birimler, hedef gözümüzün önünde. Birinci faz tamamlandı. Charlie onaylıyor. Tamamdır, hazırız. Anlaşıldı, ikinci faza geçiyoruz. Devriye teknesi saat 2 yönünde. Su altına geçin. Ve bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, huzurlarınızda Modern Warfare 3. Operasyon 627, Kostavyan Denizi, 10 Kasım 2023 saat gece 2. Şu grafiklere bir bak. Işıklandırmalar, yansımalar, ortam bebek gibi. Bendesiniz. Good hook. Let's get up top. İyi kanca. Hadi en yukarı çıkalım. Bakarım kimi kurtaracağız. Tüm birimler, Alfa 20 yerinde. Durumunuz nedir? Bravo gelmek üzere. Charlie beklemede. Gece görüşünü açın. Sessiz ilerleyin. İman buyurun. Bravo geliyor. Anlaşıldı. Hareket etmek için hazırız. İndir onu. Bravo geliyor.
Patlama bir bak. Tüm birimler. Bravo yerini aldı. İlerleyebiliriz. Alfa'dan Charlie hazır mısınız? Onaylandı. Tüm birimler ikinci faza geçmek için hazırsınız. Anlaşıldı. Kapı kilitli. Anlaşıldı, hallediyorum. Rook, sendeyiz. Hallettim. All clear. Temiz. Descending stairwell, south side. Merdivenden iniyoruz, güney tarafı. Tüm birimler, düşman helikoptere saldırmak için bu bölgede. Anlaşıldı. Gece görüşünü kapatabiliriz. Bahçede hareketlik var. Tutsak transferi yapıyorlar. Bizim adamımız değil. Charlie'yi bekleyeceğiz ilerlemek için. Charlie birimini burada bekleyelim. Tüm birimler Alfa ekibi yerini aldı. Anlaşıldı. Bravo da yerini aldı. Patlayıcılar hazır. Charlie gitmeye hazır. 3, 2, 1, boom. Yemi yediler. Parlatın şunu. Düşmanlar geliyor. İkinci katta. Taramalı. İkinci kat indi. Temiz. 2-1. Kapakta buluş bizimle. Geldim. Seni kapakta bekliyoruz 2-1. Geldim geldim. Düşmanlar geliyor. Hadi şimdi aşağıya. Bendesiniz. İlerle ilerle ilerle. Bravo. Alfa takım tünellerde. Durumunuz nedir? Kontrol odasının dışındayız. Sizi bekliyoruz. Anlaşıldı. Havalandırmadan gidiyoruz. Beklemede kalın. All teams, let's roll. Tüm birimler. Bravo. Hadi şimşek yağdıralım. Bravo. Çek bakalım. Kişi. Kapağı karartma geliyor. 3, 2, 1. Boom. Hanımlar, beyler, kulağa hoş geldiniz. Tüm birimler, Bravo ekibi anahtarı aldı. Tamam, sadece korumaları hedef alın. Mahkumları kendimizde siper edeceğiz. Hedefleri indirdim. İlerlemeye devam ediyorum. Mahkumlar hücrelerinden çıkış yapıyorlar. Ortalık fena karıştı. Temiz. Bu blok temiz. Aşağı doğru iniyoruz. İniyorum, iniyorum. Alfa 1'den Bravo 1'e. 55C'yi aç. Tamamdır. Alfa 1'den Sublevel X4. Sublevel X4'e doğru ilerliyoruz. Alfa ekibi olarak. Wow. Contact. Temas. Clear. Temiz. Alpha moving on sub level. Alt katlara doğru iniyoruz. Hadi adamımızı alalım. Bakalım kimmiş. Ready breach. Patlayıcı hazır. Breach you up. Patlat. Makarov. Alpha's on target, stand by. Alfa hedef noktasında. Beklemede kalın. Fişekti.
Step into the light. Işığa doğru adım ayak. Сколько ж времени прошло, Ваня? Uzun zaman oldu değil mi Ayvan? All stations PA 627. 627 numaralı ücrete hedef olduk. Anlaşıldı, 627'yi açıyorum. Plan harikaydı, mükemmeldi. Ben alt etmeye, yani yok etmeye bağlıydım. Ama bu sadece başlangıç. Planları gerçekleştirmek için bu başlangıç. Tüm birimlere hedefimizi aldık. 30 saniye çıkıyoruz. Bu bir onurdur. Komutan Makarov. 4 yıl kardeşim. 4 yıl, 24 gün, 4 saat. Видит вас обоих. Сиз гормек узарепинизи. Сени да. Что вы добились в этой камере? Это только верхушка айсберга. Burası da hücreden çıkmak buzdağının görünen tarafı. Tüm birimler. Komutanınız Vladimir Makarov konuşuyor. Sizar 90 kimliğiyle. Telsiz yadım bu. Telsizlik isteyin. Telsizliğin. Üçüncü faza geçin. Bendesiniz. İlerliyoruz. Ваня. Ваня. Значит, planladığımız gibi mi gideceğiz? Hiç güç planı, şu planladığımız gibi. Evet, Eren İstansız oradan ön kapıya çıkacağız, oradan çıkacağız. Güzel. Basit her zaman en iyisidir. Şey olmadığı sürece. Başarısız olmadığı sürece. Temas. Üç temiz, ilerleyin. Andrei, gear up and let's move. Andrei, alacağını al, gidelim. Grab what you need. Quickly to one. Нужно подкрепление в арсенал. Подкрепление. Противники в разделе. Miss. Değil. Bir kere de temiz edin de temiz olsun şu Call of Duty oyunlarında ya. Temiz. Bak, gene temiz dedim, adam geldi ya. Temiz. Alfa 2 birden Charlie'ye. Hedefi güven altına aldık. Çıkış noktasına ilerliyoruz. Tamam, anlaşıldı. Beklemede kalın. Alfa 1 asansörle çıkıyoruz. Hedefi güven altına aldık. Çıkış hazırlayın. Ne durumdasınız? Tüm birimler. Yukarı taraf çok karışık. Yukarı taraf çok karışık. Etrafta düşmanlarla irtibat halinde, temas halindeyiz. Anlaşıldı. Beklemede kal. Bravo'nun etrafı, Bravo yukarısı sıkıntılı diyor. Beklemede kalın diyorlar. Скоро поднимутся зеки, чтобы отвлечь охрану. O mahkumların hepsi korumaların dikkatini çekecekler. Ve bizim çıkış şansımız olacak. Erteleyemeyiz. Andrei. Kulakta gücü kim elinde bulundurur? Söylesene. Mahkumlar mı yoksa muhafızlar mı? Koruyucular mı? Mahkumlar? Mahkumlar. Evet Andrei. Bu yüzden mahkumlar yanında, korumalar yanında silah taşır. Tebrikler asker. Hadi onlara cevabımızı verelim. Peşimden gelin. Tüm birimler. Kuleden koruma istiyoruz. Raptor. Anlaşıldı. Mermiyi at. Ne oldu lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey yok, bir şey yok. Ayağım kaydı. Ayağım kaydı, bir şey yok. Düştüm sadece. Kuleden fena saldırı geliyor. Onu halledin demiştim. Makarov hallettiler. Mahkumlara sıkmayın. Onlar bizim dikkat dağıtma piyonlarımız. Endişelenmeyin. Şu an tamamen mahkumlara odaklanmış durumdalar. Parlatın şunları, çıkalım hadi. Yeah.
Geç kapıyı görüyorum. Haydi şu silahlıları alt edelim ve çıkış noktasına ulaşalım. Haydi haydi haydi. Neredeyse özgürüz hadi. Temiziz ilerleyelim. Charlie sana doğru geliyoruz hemen şimdi. Speral, Speral! Düşman helikopteri, Speral! Charlie'nin bu helikopterle ilgilenmesi gerekiyordu. Problem varsa onunla senin ilgilenmen gerekiyor dedi. Tamam. Sağdaki soldaki saldıranları boş verin. Teknelere hadi hadi hadi. Yamacın tarafındaki tekneyi hazırlayın. Geliyoruz. Wow. Andre hadi. Tuttum seni, komutanım. Haydi, davay, davay, gidiyoruz, gidiyoruz. Yakındı. Size canımı borçlandım komutanım. Burada borç diye bir şey yok. Sadece sadakat var. Giymemiş sadakat. Vay vay vay! Task Force 141! 30 seconds in the DZ! İnişe 30 saniye! Vay vay vay! Gözcü birden Bravo 6'ya! Gözcüden Bravo'ya! Duyuyor musun Roosevelt? Diyorum konuş! John, Makarov çıkmayı başardı! Tekrar söylesene Lazvel. Makarov çıkmayı başardı. Şu an hareket halinde John. Görev iptal. Döndür bizi, döndür bizi. Geri döndür, hemen. Öyle bir düşman ki görev iptal ettiriyor. Urzikistan'a hoş geldiniz. Gölge 2'den Kilo Akşıl'ı konuşuyor. Limandayım. Kargoların olduğu yerdeyim. Anlaşıldı Kilo. Gitmeye hazır mıyız? Sayılır. Burada oyunu değişen, oyunları değiştirecek bir noktadayız. Umarım onları kullanmak zorunda kalmayız. İlana sadık kalın. Telsizden konuşalım olur mu? Anlaşıldı. Dina, ara. Annen iyi mi Dana? O savaşçıdır, senin gibi. Gel hadi. İstediğin her şeyi yaptım. Konteynerler güven altında. Limanı da sahile de boşalttık. Dünden beri her yer boş. Güzel. Temizlendi her yer dedi. Bizden başka kimse yok. Bana bana düşmez ama benim işim değil ama söylesene. Bak bu kargo çok güçlü önemli bir şey olmalı. Evet öyle. Onca yıldan sonra Urzikistan'da tekrar huzur var. Artık hayatlarımızı yaşayabiliyoruz. Lütfen. Böyle kalmasını sağlamalısın. Evimiz senin yani sana bağlıyız. Tabii ki tabii ki. Konteynerlerin... Dina! Dina! Eko 3-1 konuşuyor. Etrafta düşmanlar var. Kilon'un aracı kaza yaptı. Tekrar söylüyorum, etrafta düşmanlar var. Birçok noktada anlaşıldı. Pozisyonunuzda kalın.
Değerli kargo. Farah Karim. Shadow 01'den kiloyor. Beni duyuyor musun? Kilo, Farah. Beni duyuyor musun? Kilo konuşuyor Farah yani. Pusuya düştük. Tina öldü. Bu Connie. Connie'nin adamları. Her yerdiler. Başlıklar. Başlıkların peşindeler. Bunu yapmalarına izin veremeyiz. Silah lazım bana. Konteynerlere bak. Shadow insignia işaretli. Shadow işaretli. Roket başlıklarına başka şeyler de mi taşıyordunuz yani? Aynen. Daha fazlasını. Şanssız Kinky. Shadow Company'nin konteynerlarında şeyler var. Konteynerdayım. Anlaşıldı. Connie sana doğru geliyor. Connie'ler. Anlaşıldı. İlerliyorum. Bana silah lazım ya. Yok mu lan başka konteyner? Komutan, gemimde GPS'ler var. Onları konteynerler için kullanabiliriz. Bu konteynerlerin nereye gideceğine dair manifesto, az önceki öldürülen Dana vardı ya, liman sorumlusu. Onun ofisinde dedi. Geminde de GPS'ler var dedi. Bu konteynerlere takabilirsek. Yani şimdi biz Farah'la gidip GPS'leri alacağız ve bu konteynerlere bağlayıp onları takip edeceğiz. Nereye götürdüklerini bulup görüp düşmanı yerini tespit edeceğiz. Kargo gemisinin yakındayım. I can't get the port from the ground. I wager Tony brought his senders to port. Should be some nearby. Made it to the ship. The tracker. Gemiye ulaştım. Watch your ass. They'll alert the whole damn crew. Salak herifler. Got to find the trackers. Go to the bridge. Check for the trackers. Kontrol odasındaki, güvertelik kontrol odasında GPS'leri, GPS aletlerini bulabilirsin dedi, cihazlarını. UAV mi? UAV is up and running. Trackers must be around here. Dediğim gibi güverteye git ve kontrol odasını kontrol et dedi. İlerliyorum. Güvertedeyim. Closing on the bridge for the trackers. Trackers won't be hidden. Should be easy to spot. They're looking for you. Koyayım da gelen olursa o taraftan falan. Aslında buraya da koyabilirdim ya. Connie left no one alive on your ship. Connie'ler gemide hiç yaşayan bırakmamışlar. Hit him for both of us, Farah. I'll sign up survivors. Onlara hepimiz için saldır Farah. Tamamdır, buldum şeyi, GPS'i buldum. Takip cihazını buldum. Graves biliyorsunuz, normal şartlarda Call of Duty Modern Warfare 2'de bir tankın içindeydi ve biz onu öldürüyorduk. Ama sonrasında fark ettik ki oyuna gelen daha sonrası Spec Ops görevleriyle birlikte Graves'in ölmediğini, Alex Mercer'ın da hatta ölmediğini ve Alex Mercer ve Farah'la irtibata geçerek onlarla işbirliği yaptığını görmüştük. Ve biliyorsunuz Graves Shepard'la birlikte Shadow Company adı altında ilk oyunda Kaptan Price ve ekibine ihanet eden bir ekipti. Aslında bir nevi düşmanla işbirliği yapıyor Farah ama farkında değil. Bakalım ne olacak. Şimdi iki tane konteynerimiz olması lazım. Bir tane konteynerimiz var. Konteynere gidip şeyi bağlayacağız. GPS takacağız ve onları takip edeceğiz böylelikle. Düşman bu kargoları nereye götürüyormuş görelim nükleer başlıkları. Çünkü onun götürüldüğü yer bizim hedefimiz. Bu işi planlayanlar.
Konteynerden nereye gideceğine dair manifestoyu almak için kuleye ilerliyorum. Denan'ın odasına. Lan kadın barış içinde yaşıyoruz dedi. Demesinden bir dakika geçmedi öldü be. Yukarı çıkıyorum. Vay yavrum ya. Böyle değil. Böyle kullanacaksın sniper'ı. Dingil. In the tower. Kulenin içindeyim. Ana ofisi kontrol et. Üçüncü kat. Üçüncü kattayım. Ofis yakında olmalı. Manifesto masada olmalı ofiste. Ne oluyor lan? Lan? Korkaklar. Nerede bu ofis? Ofisi buldum. Tamamdır, manifestoyu aldım. Aa, iki tane konteynerimiz varmış. Okay. Check the cranes. They may be loading another one of those containers now. Move fast, Kilo. Time ain't on our side here. Hızlı olmanın lazım. Farah dedi. Zaman aleyhimize işliyor. Şeye bakmam lazım. 1-2. Colony has JLTVs in the port. İlerliyorum, ilerliyorum. Going for a container. İlk konteyneri gördüm. Konteyner yukarıda galiba ya. Haritada öyle gözüküyor. Tam karşıdan sıkıyorum bunu çocuklara. Hadi Farah. Tamam, ilk konteynerde GPS'i tarayıcı yerleştirin. Takip cihazını. Tarayıcı nereden çıktı? İkinciye doğru ilerliyorum. Bu Koniler kim ya? Koni ya da Koni ve adamları ya da Koniler. Huni gibi. Moving to the next. Helikopterle destek indiriyorlar. Şurunda. Konteyner üstünde. Kolsuz gerizekalı. Pekala, ikinci takip cihazını da yerleştirdim. Tüm birimler. Son takip cihazını da yerleştirdim. Koniler şu an savaş başlıklarıyla ayrılıyorlar buradan. Anlaşıldı. Echo, how copy? Echo durum nedir? Net bir şekilde duyuyorum Kala.
Koloniler çıkış yapıyorlar, istediklerini aldılar. Savaşın başka bir günü için yaşayacağız. Bu savaş bugün burada bitmedi. Alıp götürsünler bakalım nereye gidiyorlar. Echo'dan Kilo'ya. Duyuyor musun? All clear. Duyuyorum. Devam et. Roger. Anlaşıldı. Sana doğru geliyoruz. Çok üzgünüm Dina. Onlara bunun bedelini ödeteceğim. Söz veriyorum. Commander. Komutan. Our missiles were meant to be a deterrent. Peace through strength. Barış için güç. Aşıkların yapması gereken bu olacaktı. Rusya bu ülkeyi istiyor. They can't have it. Ama onlara ait değil bu ülke. Alamadılar. Sırada ne var? Tracking those containers. Bu konteyneri takip etmek. Seninle geliyorum. Hayır. Take care of our KIA and a lot of forces. Ölenlerimizle ilgilenin. Tell them dostlarımızı alarma geçirin. Rusların Uzbekistan'a geldiğini söyleyin. Shadow şirketi bu işin rengini değiştirdi. Bu işin bir parçası olmak istiyorlar. Doğru. Ama öncelikle irtibata geçmem gereken birisi var. Dedi Farah. Aksiyon be! Aksiyon! Milena. Tekrar hoş geldin Vladimir. Vladimir. Yoğurda kurmuşsun. Parayı doğru harcadık, güzel harcadık. Doğru amaç için. My comrades. Yoldaşlarım. We stand reunited. Tekrar bir aradayız. For your dimdik. In my absence and our success today, yapmış olduklarınız ve bugünkü başarımız sayesinde. Tabii ki bunların bir ödül ve cezalandırması olacak. Ivan, benim planıma güvenmiyordu. Güvenmedi. Değerli vaktini harcadım Ivan'cığım. Ve şunu bil ki zaman her şeydir. Komutanım ben saygı duyuyorum. Herkes kendi hatalarını... Herkesin kendi bir hataları vardır. Ya da herkes kendi hatalarının bedelini öder gibi. Andrei. Bugün kendini kanıtladın. Sen kendini kanıtladın. O yüzden bundan sonra takım lideri sensin. Teşekkürler komutanım. Benim sevgili savaşçılarım, burada değildim ama her zaman sizlerin yanındaydım. Ondan beri düşmanlarımız güçlendiler, büyüdüler. Uzbekistan'ı kontrolüne geçirdiler. Ama artık onlara bizim için gerçek gücün ne olduğunu göstermenin vakti geldi. This is a battle of perception. A lie flies while the truth. Yalanlar uçuşur gerçekle birlikte. Sürüklenir. If you control what people believe, you control the world. İnsanların inancını kontrol edebilirsiniz, dünyayı kontrol edersiniz. Bu bizim silahımız olacak. Bu bizim silahımız. Ve bunu kullanarak Rusya'ya bu savaşta zaferi getireceğiz. Gerçek Rusya'ya. The West. Batı. Onlar seçeneklerini severler, seçtikleri şeyleri. Ama bir seçenekleri olacak. O da bizim şartlarımıza cevap vermek olacak. Tek seçenekleri bu olacak. Hem de her birine. Makarov kaçtıktan sonra etrafta birçok ordusu ortaya çıkmaya başladı. Gün doğmadan Uzbekistan'da Koniler kargoları çıkardı. Farah oradaydı. Farah'a bir şey olmadı ama çok fazla zayiat var. Farah'a sevindim. Limandan ne aldık peki? Amerikan roketlerini aldılar, roket başlıklarını. Koni onların başlıklarını aldılar. Makarov bunu neden istiyor ki? Bunu öğreneceğiz. Bunları takip ederek tabii ki. Birçok düşman söyledin. Laswell, bize hedef ver. Nükleer... If Makarov's going nuclear, we'll stop him in his tracks. Solid copy. Let's get after it, Bravo.
Evet, şimdi Makarov dışarı çıktıktan sonra birçok ordu ortaya çıktı. Birçok düşman ortaya çıktı onun yönetiminde. Hareketlenmeler başladı. Koniler geldi. Uzbekistan'daki sahil bölgesi, liman bölgesindeki nükleer başlıkları ele geçirdiler. Amerikan nükleer başlıklarını. Ve şimdi bir nükleer bir santralin olduğu yerde bir hareketlenme var. Oraya doğru bir şeyler yapılacak gibi. Ve ilk oyunda Farah'ın öldürdüğü ana düşmanlarımızdan Barkov öldüğünden beri, terk ettiğinden beri o nükleer sanayi, daha doğrusu santral duruyor. Orayı tekrar harekete geçirebilirler. Makarov daha büyük bir planlama yapıyor olabilir. Bir nükleer planlama yapıyor olabilir. Rusya'nın zaferi için. Bunları engellemek için 141 ekibi, Task Force 141 görevde olacak. Ve biz de bir sonraki bölümde bu görev için hareket ediyor olacağız. Beğenilerinizle, yorumlarınızla, kanala abone olmanız ve bildirim çanı açmalarınızla devam edeceğiz efendim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki bölüm için beklemede kalın. Hızlıca geliyorum. Tek ricam yorumlarınız ve beğenileriniz. Şimdi ise videoyu kapatmadan önce şu monitörden bir bahsedeyim. Evet efendim, ilk bölüm oldukça heyecanlıydı. Hemen hızlıca zaten bölümlere devam edeceğim. Ben de müthiş merak ediyorum çünkü oyunu. Sizler oynatma listesinde olsun gözünüz. Videonun başında da söylediğim üzere bu videonun sonunda bir monitörden bahsedeceğimi belirtmiştim. İşte karşımızda MSI'ın hazırlamış olduğu monitörümüz. Şimdi onun özelliklerinden bahsedeceğim. Tam adından bahsedeceğim. Ama başlamadan önce bu videonun aşağıdaki açıklamalar kısmında Gaming.tr sitesinde bu monitöre ulaşabilirsiniz. Bu videoyu desteklediğinden dolayı MSI ve Gaming.tr'ye sonsuz teşekkürler. Şimdi gelin size bu monitörün özelliklerinden bir bahsedeyim. Ekranda görmekte olduğunuz bu monitörümüzün adı MSI Optics MAC342CQR. Evet, her zaman söylemişimdir, bu uzun isimleri okumakta çok kötüyüm ama MSI'ın bu monitörün tam ismi bu şekilde geçiyor. 34 inçlik 144 Hz 1ms olan monitörümüz ultra wide olması ve QHD desteğiyle birlikte FreeSync HDR Ready desteklerini de yine içerisinde barındırıyor. Kirby monitör, yani kavisli bir monitör olarak geçiyor monitörümüz ve tabii ki birçok oyunda veya izleyeceğiniz birçok içerikte de yarar sağlıyor. Bu monitörün en güzel yanlarından bir tanesi, eğer bilgisayarda farklı işlemler yapıyorsanız, yani oyun oynamak, film izlemek, dizi izlemek gibi işler dışında dahası çoklu ekranlarda yapmanız gereken işler varsa, ekranınız üzerinde birçok ekran açarak birçok ekranı aynı anda kontrol edebiliyor ve görebiliyorsunuz. Kavisli oyuncu monitörü olarak oyuna odaklanma açısından da oldukça büyük avantaj sağlıyor. 144 Hz tazeleme oranından bahsettim. Gerçek akıcı oyun deneyimi için 144 Hz hem FPS oyunlarında hem de hikaye tabanlı oyunlarda keyifli ve yeterli bir tazeleme oranı olarak karşımıza çıkıyor. 1ms bir tepki süresi var. Görüntüde yıltırma ve takılmaları haliyle ortadan kaldıran, oyun oynarken yırtılma ve takılmalarla oyun keyfinizi baltalayacak bu durumların önüne geçiyor. Night Vision denilen bir özellik var. Karanlıkta en ufak detayları bile görebileceğiniz ve eğer bir FPS oyunu oynuyorsanız rakipleriniz daha sizi fark etmeden onları fark ederek onlara saldırabileceğiniz bir özellik de yine bu monitör içerisinde FPS oyuncuları için özellikle ön plana çıkıyor. Anti-flicker ve less blue light, yani göz yorgunluğuna ve uzun dönemde göz rahatsızlıklarını geciktiren, oyunda daha uzun süre kalmanızı sağlayan, gözünüzü daha az yoran bir özelliğe sahip monitörümüz. Uzun oyun oturumlarınızda rahat oynayabilmeniz açısından. İşte bu gibi önemli özelliklerle ön plana çıkan MSI'ın bu monitörü az önce de bahsettiğim üzere Gaming.tr adresinde